Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bazı hayat kurtaran basit Excel formüllerinden bahsedeceğim. İlk formülümüz birleştirme formülü. Şimdi burada adı ve soyadını A ve B sütununda yer alan isim ve soy isimlerini C sütununda birleştirmemizi istiyor. Şöyle yapacağız. Eşittir diyoruz. İsme tıklıyoruz. Sonra end işaretine basıyoruz. Sonra da ikinci kelimeye bastığımızda bu gördüğünüz bu işaret birleştirme işaretidir. Mesela adını ve soyadını birleştirdikten sonra araya bir de boşluk koymak istiyorsanız çift tırnak içerisinde boşluğa basıyorsunuz. Sonra bir end işareti daha koyuyorsunuz ve oluyor. Çift tıklayıp aşağı kadar çektiğimizde hepsi için yetti. Ya da ikinci bir formülümüz var. Şöyle yapıyoruz. Eşittir birleştir dediğimiz zaman şu araya noktalı veriliyor. Ve ikinci kelimeyi seçiyorum. Birleştiriyor. Araya boşluk koymak istiyorsanız hemen çift tırnak içerisinde boşluk, bir tane daha noktalı virgül ve iki isim ve soy ismi birleştirmiş oldum. İkinci olarak burada da isim ve soy isimler farklı bir yabancı bir web sitesinden alınmış. Fakat önünde boşluk var, arkasında boşluk var bakın. Aralarda bir sürü boşluk var. Boşluklarla ilgili problemleri düzeltmek için kırp formülü kullanıyorum. İşte kırp diyorum. Kelimeyi gösteriyorum. Bakın bütün boşlukları sildi. Şöyle yaptım. Önünde boşluk varsa hepsini sildi. Arkasında boşluk varsa yine onların da hepsini sildi. Kelime aralarında boşluk varsa onları da tek boşluğa çevirdi. Yani özetle kırp formülü boşluklarla ilgili problemi kaldırır. Bir de yazım düzeni formülü var. Yazım düzeni de şudur. Büyük harf küçük harflerle ilgili hataları düzeltir. Kelimeler ilk harflerini büyük sonraki harflerini küçük yapar. Deneyelim. Bakın. Kelimeler ilk harflerini büyük yaptı, sonraki harfleri küçük yaptı. Şurada büyük harf küçük harf aralarda da problem olmuş. Onları da düzeltmiş oldu.